Annem Nimbole'yi neden bu kadar çok özlüyor? Dinle oğlum. Sen üzgün olduğunda annen seni her zaman teselli etti. Yaşlarını sildi, kendini güvende hissetmeni sağladı, değil mi? Şimdi sıra sende. Git. Hadi. Ve onu teselli et. Zavallı çok üzgün. Anne, ben seni çok ama çok fazla seviyorum. Bu yüzden üzgün görmek istemiyorum. Lütfen ağlama. En azından Nimbole için. Bizimle bir akrabalığı yok anne. Zaten uzun zaman önce gitmesi gerekirdi. Neyse, sonunda gitti. Çok da iyi oldu. Yüce Tanrım. Oğlum, git annene biraz su getir. Tamam. Bu benim hatam. Onu yanına seni teselli etmesi için gönderdim. Ama o acılarını artırdı. Senin bir hatan yok babaanne. Şivam Nimbole'nin kardeşi olduğunu bile bilmiyor. Ve şu anda ona gerçeği söyleyemem. İşler düzeldiğinde, her şey yoluna girdiğinde çocuklara gerçeği söyleyeceğim babaanne. İşte o zaman hep bir arada olacağız. Ama öte yandan babaanne, zaman hızla akıp gidiyor. Evet. Anne, bir şey sorabilir miyim? Bir anda buraya dönmek nereden aklına geldi? Neden bu kararı verdin? Kundan'la annesine bize pek iyi davranmadıklarını biliyorsun. Öyleyse o büyük evi bırakıp neden buraya geldin? Ben... Anne... Odanın ışıkları neden açık? İçeride biri mi var? Kundan yine bir şeyler mi planlıyor? Anne... Harki anne artık yerde mi yatıyor? Söylesene anne. Kunda'nın öfkesi geçti mi acaba? Neden soruyorsun ki? Neden endişeli gibi davranıyorsun? Rol yapmıyorum Harki. Seni düşünüyorum, Kunda'nı da. Siz benim ailemsiniz. Bu yüzden evime ve ailemin yanına döndüm. Ama buraya geldiğimden beri benimle pek konuşmadın. Doğru. Şimdi anladım. Seni neyin rahatsız ettiğini. Sana göre sonuçta olan her şey benim hatam değil mi? Büyük bir hata yaptım. Seni ve bu küçük kızı hoş karşılamadım. Oysa sizi kapıda çiçeklerle karşılamalıydım. Olmadı. Bunların hiçbirini yapamadım. Ama nasıl yapacaktım? Kocam öldü ve sorumlusu sizsiniz.
yapar ki? Onun ölümünden biz sorumlu değiliz. Kocan yanlış bir yola girmişti. Bunu daha kaç kez söyleyeceğim? Yeter! Artık yeter! Kocamı yeterince lanetledin. O artık hayatta değil. Ruhuna lanet okuma. Git buradan. Evinde kalmaya geldin öyle mi? Mutlu yaşa. Ama benim acımı arttırma. Git. Anne, neden yerde yatıyorsun? Bir cevap istiyorsun değil mi? İyi dinle. Bir kadın kocası öldüğünde yas tutar, yerde yatar. Ama senin yengen bu geleneğe uymadı. Şöyle yap, ona şunu sor. Eski geleneklerimizden nefret mi ediyor? Lüks hayatı mı seviyor? Vereceği cevap senin sorunun da cevabı olacak. Sor. Beni de rahatsız etme. Harki, benim geleneklerle hiçbir sorunum yok. Sorunum yanlış şeylerle. Kocasının ölümü yüzünden zaten sarsılan kadın kendini neden cezalandırsın? Gelenekleri bilirim ve uygularım. Ama bir şeyi doğru bulmadığım zaman da hiçbir şekilde yerine getirmem Harki. Sana da aynını tavsiye ederim. Bunu yapma lütfen. Kocanın ruhu ancak edeceğin dualarla huzur bulur. Kendine işkence ederek değil Harki. Bu yaptığım onun ruhunun huzura ermesini sağlar mı bilemiyorum. Ama sana sonsuz bir zevk vereceğine eminim. Özellikle senin gibi üzülmüş numarası yapanlara ve geleneklerimizi eleştirenlere. Çünkü benim için kocam her şeyden önemliydi. Şimdi dul bir kadın olarak ona karşı görevlerimi yerine getirmeme engel olmaya kalkışma. Beni anladın mı? Tavsiyeni kendine sakla ve kızı buradan götür. Sabaha kadar ağrın geçecektir Puzgar. Senin de canın yanıyor olmalı. O aptal seni çok kötü itti. Hadi, koluna buz koyayım. Canın yanıyor mu Kamli? Puzgar. Korkma, bir şeyim Puzgar, yok. Puzgar, hadi biraz tamam, uzun. Tamam, ben iyiyim. İyiyim. Hadi. Kamli? Neden ağlıyorsun? Hayır, sakın ağlama. Ben yanındayım canım. Nimbuli ile yengem de buradalar. Endişe etme. Her şey yoluna girecek. Kamli, ağlama. Kamli. Hayır Kamli, ağlama. Ben yanındayım, tamam mı? Ağlama. Tamam. Harki annem neden kocasını bizim öldürdüğümüzü söylüyor? Onu biz öldürmedik ki anne. Onun sözlerini ciddiye alma kızım. Çok fazla acı çekti.
acı çeken bir insan çoğu zaman kabalaşır. Farkına bile varmaz. Ama anne, eğer küçük odada kalırsa daha fazla bunalıma girecek. Hem yerde nasıl yatabilir ki? Yerde uyuması mümkün değil anne. Sabah sırt ağrılarıyla kalkar. Onu ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Kendini acı çektirerek huzur buluyorsa bırak istediğini yapsın. Ayrıca gelenekler yaşayanlar içindir. Bu dünyadan göçüp gitmiş insanların işine yarayacağını hiç sanmam. Anne, bir şey sorabilir miyim? Sor. Jagdish amcama söylemiştin değil mi? Babamın bunu hak ettiğini. O halde neden mabede gidip babamın ruhu için dua ettin anne? Neden gelenekleri uyguladın? Sen de biliyorsun anne. Bize sürekli işkence yapardı. Gopal abiyi o öldürdü. Kamli ablama acı çektirdi. Öyleyse niçin? Akiraj sağken ona gerçekten çok kızıyordum kızım. Ama ölmüş olan birine nasıl kızabiliriz canım? Ölüm dedikleri şey aslında Tanrı'nın huzurunda hesap vermektir. Tamam mı? Tanrı herkese adaletli davranır. Aşıklar, kıskançlar, krallar, bakanlar, katiller, hırsızlar. Herkes hesabını verir. Zamanı gelince ruh bedenle sonsuza dek vedalaşır. Ne olursa olsun buna saygı gösterip ona göre davranmalıyız. Ölene karşı son vazifemizi yerine getirmeliyiz. İnsan olarak bizim görevimiz bu. Anlıyor musun? Hadi kızım. Susacak gibi görünmüyorsun. Tüm sorularına cevap vermek uykumu getirdi canım. Hadi yat. Ama anne, bir sorumun cevabını hala vermedin. Hangisi? Neden aniden Calra'ya geldik? Peki söyler misin kızım? En sevdiğin şalını Pampu'ya vermeni söylesem karşılığında da onun şalını alsan bunu yapar mıydın benim için? Hadi söyle lütfen. Hayır. Benim şalım anne. Neden vereyim ki? Aynı şekilde. Burası bizim evimiz. Bizim insanımız. Senin ve benim. İnsan dünyayı bile dolaşsa evine dönmek zorundadır kızım. Neticede onlar bizim insanımız kızım. İster mutlu olalım, ister üzgün. Birlikte yaşamak zorundayız. Kendi evimizde. Hadi yat artık. Hadi. Uyu. Soylu cadıyla babaanne de beni ailelerinden biri gibi görüyorlar. Orası da benim evim değil mi? Kızım, neden hala uyumadın? Uyu artık. Bugün gerçekten çok yoruldum. Ninni söyleyemeyeceğim. Hayır anne. Ninni dinlemek istemiyorum. Sen uyu. Ben de uykum gelince uyurum. Soylu cadı bana hep şunu söylerdi. Ne söylerdi? Soylu cadı şunu derdi anne. Çocuklar büyürken bir yandan da kendilerine yetmeyi öğrenmeliymiş. Yalnız uyumaya alışmalıymışlar.
Tamam. Öyleyse yalnız uyumaya çalış. Ben artık yatıyorum. Çok yorgunum. Acaba soylu cadı ve babaanne şu anda ne yapıyorlardır? Neden çekiniyorum ki? Onları arayıp bunu kendilerine sorayım. Bu saatte kim arıyor acaba? Alo, kimsiniz? Benim Nimboli. Söylesene babaanne, uyuyor muydun? Evet, uykumda konuşuyorum. Söylesene sevgili Nimboli, sesim uykulu gibi mi geliyor sana? Hayır. Öyle mi? Nasılsın bakalım? Ben çok iyiyim. Evdekiler nasıl babaanne? Herkes iyi mi? Soylu cadı ve Jagdish amcam nasıl babaanne? Hepsi iyi mi? Pek iyi sayılmazlar kızım. Çünkü hepsi seni çok özledi. Ben de onları çok özledim babaanne. Öyleyse orada ne işin var? Burası senin evin. Evine dönsene. Seni alması için birini göndereyim mi? Birden kesildi. Anne, neden kapattın? Onları çok özledin öyle mi? Eşyanı topla çabuk. Seni oraya götüreyim. Hayır anne. Bir yere gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Sen de uyumalısın. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefon kapanmış. Ah kızım. Kamli ağlama. Kamli. Hayır Kamli ağlama. Thank you.
Kamli. 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 Ne oldu? İyi misin canım? Neden sürekli yüzünü yıkıyorsun? Ha? Gözüne bir şey mi kaçtı? Hayır, hayır. Gözüme hiçbir şey kaçmadı. Her şey yolunda. Gerçekten yolunda. Kamli. Bende bir sorun var. Ne? Bende sorun var. Kamli. Git buradan, git. Bana neden bu kadar kızgınsın? Yanlış bir şey mi yaptım? Hey Kamli, Kamli! Tanrım, acaba... Yanlış bir şey mi yaptım? Kamli'nin nesi var? Buradan hemen git Puskar. Beni yalnız bırak. Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Kamli? Neden böyle kızgınsın canım? Bana söylemeyecek misin? Caldra'ya geldiğimden beri Puskar'daki değişimi görebiliyorum. Giderek düzeliyor. Bu seni mutlu etmeli canım. Ona neden kızıyorsun? Kızım, ağlama lütfen. Beni annen gibi görürsün, değil mi? Peki duygularını annenle paylaşmayacak mısın kızım? Tamam. Beni annen gibi görmüyorsan söyleme. Yenge. Ben çok adi biriyim. Ona ihanet ettim. İhanet mi ettin? Ne diyorsun kızım? Tamam. Neden ağlıyorsun? Konuş. Yenge. Dün gece Puskar ile ben ona ihanet ettim. Gopal'in anasına ihanet ettim. Ben bunu nasıl yaptım? Hayır, hayır kızım, hayır. Hayır, hayır, sakin ol lütfen. Hayır canım. Ona ihanet etmedim. Hayır kızım. Dinle. Beni dinle. Ağlama artık. Kızım, insan anılarla yaşayabilir ama anılar için yaşayamaz. Gopal senin geçmişindi kızım. Puskar'sa senin geleceğin. Onunla evlenmekle doğru olanı yaptın kızım. İkiniz için de çok iyi oldu. Hayatta bir adım öne geçtin sen. Puskar'ı iyileştirmek için çok uğraştın canım. Normale dönmeye başladığı için mutlu olmak zorundasın. Dinle kızım. Evlilikte eşlerin arasında bu olur kızım. Bunu bu şekilde gör. Bir hata ya da hakaret olarak görme.
Aranızda olanlar senin de rızanla olmuş. Bunun için onu suçlama. İsteyen efendimizi yakından görebilir. Lütfen teker teker gelin. Buyurun. Efendim, hayır duanızı istiyorum efendim. Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Bu kadın Arki'nin arkadaşı Ratna. Neden öyle bakıyor acaba? Umarım beni tanımamıştır. Paniğe kapılır ve buradan kaçmaya yeltenirsem şüphelerimde haklıymışım diyecek. Onca emeğimin boşa gitmesine asla izin veremem. Pekala, bakalım Ratna'nın hafızası zekamı aşabilecek mi? Efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Evet efendim. Hanımefendi, bilge kişi seni yanına çağırıyor. Buyur. Hanımefendi, efendimiz der ki dizinizde şiddetli bir ağrı varmış. Evet, ama o bunu nasıl bildi acaba? O her şeyi bilir. Bilge biridir. Alın. Efendimiz ağrınızı hissetti. Size ilacını verdi. Bunu bir hediye gibi görün. İçinizdeki külü dizinize sürün. Ağrılarınızdan sonsuza dek kurtulacaksınız. Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Lütfen affedin. Sizi bir başkasına benzettim. Önceden tanıdığım birine. Ama yanılmışım. Size gerçekten minnettarım. Bu kalabalıktan beni seçtiniz. Bana şifalı külü verdiniz. Bunun sayesinde ağrılarım geçecek. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Yaşasın efendimiz! Yaşasın! 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 Yaşasın efendimiz! İyi ki unutmamışım. Harkiden her zaman dizindeki ağrılar için işe yarayan bir merhem isterdi. Ama bildiğim için benden şüphelenmeyi bıraktı. Ah.
Nimboli? Tatlım, nasılsın bakalım? Umarım sağ salim varmışsınızdır. Umarım bir sorun çıkmamıştır. Seni o kadar çok özledim ki. Sensiz bu ev canlılığını yitirdi. Söyle bakalım, iyisin öyle değil mi? Soylu cadı, ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Cadro'ya sağ salim geldik Soylu cadı. Biliyor musun, okulumu da özledim. Babaannemi, Cagdiş amcamı, Ganga ablayı, hepinizi gerçekten çok özledim. Hatta az önce okula gidiyor gibi ders çalışıyordum. Ama nedense birden dikkatim dağıldı. Aklıma siz geldiniz. Bu yüzden arayayım dedim. Soylu cadı, sen ne dersin? Birkaç günlüğüne gelip bizimle Cağrı'da kalsana. O zaman kendimi çok iyi hissederim. Ama gelmek istemezsen bunu anlarım. Tatlım, buradaki işlerimi bırakamam. Neden sen gelmiyorsun? Birkaç gün bizim yanımızda kalırsın. Ne dersin? Hep birlikte. Alo? Nimboli? Alo? 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 Tatlım, bir anda hat kesildi ve ben... Hat kesilmedi. Nimboli telefonu kapattı. Arkadaşı Pampu geldi. Birlikte oyun oynamaya gittiler. Nimboli'ye iyi bakın Bayan Magla. Bizi gerçekten çok özlemiş. Benden Cağlara'ya gelmemi istedi. Sanırım oraya gelip onu alsam iyi olacak. Gelin öyleyse. Hemen gelip onu alın. Ama gerçeği duymaya hazır olmadığını bilseniz çok iyi olur. Annesini bırakacağını hiç sanmam. Beni bırakıp başka bir yere gitmez. Hanımefendi, o bir çocuk. Sizi özlemesi normal. Evinizdeki o konforu özlüyor. Ama az önce arkadaşı geldi. Telefonu kapatıp gitti. Sizi bir anda unuttu. Çocuklar böyledir. Ne zaman hazır olacak Bayan Magla? Gerçeği ne zaman söyleyeceğiz? Uğraşıyorum Bayan Anandi. Nimboli gerçeği duymaya hazır olduğunda arayacağım. O zamana dek buraya gelmeniz gerekmez. Kapatıyorum. Bayan Magla! Sana su getirmeye gittim de telefonu yanıma alabilirdim. Aceleyle kalkınca telefonu kapattım. Anne, az önce Soylu cadıyla konuşuyordum. Soylu cadı bana babaannemin, Cagdiş amcamla, Ganga ablanın ve kendisinin beni gerçekten çok özlediğini söyledi. Ben de ona dedim ki ben de sizleri çok özledim. Bu yüzden Soylu cadıyı birkaç gün için bizim yanımıza davet ettim. Gelmesi çok iyi olur değil mi anne? Çok eğlenceli olacak. Nimboli, neden daima Soylu cadı ile konuşuyorsun? Neden Cetsar'ı özlediğini söylüyorsun? Soylu cadı çalışan bir kadın. Okula gidiyor, ev işleriyle ilgileniyor ve Şivam'a bakıyor. Seni görmek için ayıracak zamanı yok. Sürekli oraya gitmek istediğini söylersen ne düşünecekler? Seninle ilgilenmediğimi, karnını doyurmadığımı. Bu yüzden mi oraya gitmek istiyorsun? Hayır anne, öyle bir şey değil. Nasıl istersen, madem Soylu cadı buraya gelemiyor, o zaman onu davet etmeyeceğim. Ama Cetsar'ı gerçekten çok özledim. Ama birkaç günlüğüne oraya gidebiliriz, değil mi? Sadece birkaç günlüğüne anne. Cetsar'a mı gitmek istiyorsun? Onları gerçekten özledin mi? Hala anlamadın değil mi Nimboli? Hiçbir yere gidemem canım. Burada kalacağım. İstiyorsan yalnız gidersin. Hemen valizini toplarım. Cetsar, Cetsar, Cetsar. Büyüdükçe daha dik kafalı oluyorsun. Tamam, Cetsar'a git. Git. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Bayan Anandi'nin yanına git. Tek başına yolculuk edebilirsin. İstersen seni otobüs garajına bırakırım. Bayan Anandi'yi arayıp seni almasını söylerim. Tamam mı? Git birkaç gün kal. Neden birkaç gün olsun? Hayır, ki sürekli anne. Kal. Dur dedim anne. Yeter. Seni
götürmeni istemeyeceğim anne. Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim asla. Kızım. Beni bırakıp gidersen ben de mutlu olamam. Ben sensiz yaşayamam güzel kızım. Sensiz nasıl yaşayabilirim ha? Neden çok inatçısın? Neden beni öylece bırakıp gitmeyi düşünüyorsun ki kızım? Gelmeyin dedik değil mi? Neden yine geldin? Bak, Efendimiz bunların hiçbirini istemiyor. Kendisi dünyevi zevklere değer vermez. Gerek yoktu. Boşuna getirdiniz. Keşke bir sorsaydınız. Ama madem getirdiniz, şuraya bırakın. Bir yoksula bağışlarız. Yaşasın Efendimiz! Yaşasın! Puskar, bugün sana en sevdiğin şeyleri pişirdim. Bademli helva ve lokma pişirdim. Sevdiğin şeyler değil mi? Acıkmış olmalısın. Seni üzgün gördüğümde Kamli, canım bir şey yapmak istemiyor. Ben seni her zaman gülerken görmeliyim. Ağlarken değil. Şimdi oldu mu? Artık karın Kamli her zaman gülümseyecek. Puskar, lütfen beni affet. Seni azarladığım için moralim bozulmuş olmalı. Önemli değil. Bir nedeni olmalı. Dinle. Dün gece yanlış bir şey mi yaptım? Bir şey söyleyeyim mi? Bu şekilde gülümsediğin zaman bu dünyadaki en iyi eş olduğunu hissediyorum. Benim prensesimsin. Yemin ederim Kamli, hep gülümsemeni istiyorum. Bundan sonra sorun yaşamana izin vermeyeceğim. Hiçbir zaman. Bekle, hadi kahvaltını yap lütfen. Hayır. Önce yakınıma gelmelisin. Biraz yaklaş. Hadi yaklaş. Bir. Şu paralara bak. İki. Üç, dört, beş, Tanrım. Şunlara altı, bak.
İşte. Burada dünyanın parası var. İnsanlar bunu bir ayda kazanamazken biz sadece bir günde kazandık dostum. Para kazanmak için bundan daha iyi bir yöntem görmemiştim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Hadi ver. Al bakalım. Sürekli insanlara bağırmak, onları düzene sokmak beni gerçekten çok yordu. Ama yine de değdi. Baksana ne kadar çok para kazandık, değil mi? Efendim? Gidelim mi? Sen aklını mı kaçırdın ha? Sen aklını mı kaçırdın? Eğer bu giysilerle sarhoş olursak, ya bizi biri tanırsa? Böyle bir şey mümkün mü? Sıradan giysilerle gideceğiz. Bizi kim tanıyacak? Söylesene, biraz kafa dağıtmak istemiyor musun? Aslında hiç de fena olmazdı. Ama biraz korkuyorum. Biri bizi tanıyacak olursa o zaman bütün çabamız boşa gider. Hayır efendim. Kimse bizi tanımayacak. Ayrıca kendimiz için harcamayacaksak bu kadar parayı ne yapacağız biz? Hayatın riskleri hayatı daha eğlenceli yapar, değil mi? İnsan daha fazla heyecan duyar. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim. Ama bir şeyi unutma dostum. Hiç kimse orada bizi tanımamalı. Tamam mı? Sizi temin ederim efendim. Kimse bizi tanımayacak. Gidelim mi? Gidelim. Evet efendim. Acaba size ne getirmemi istersiniz? İçecek bir şeyler getir Ahbap. Yanında da biraz atıştırmalık olsun. Ama kaliteli olsun. Bugün bir şeyi kutluyoruz da. Tabii ki efendim. Biliyor musunuz? Korkudan yüzünüzün rengi solmuş gibi. Bu kadar korkmayın. Bizi burada hiç kimse tanımaz. Buraya baksana. Yiyecek bir şeyler getir. Baksana. Bundan önceki işin mi daha keyifliydi yoksa bu mu ha? Anlat bakalım ha. Ne diyorsunuz efendim? Bu hayat öncekinden çok daha farklı. Hepsi sizin sayenizde. Büyük adamsınız. Büyüksünüz. Hadi al. Bu ikisi o bilgi adamla yardımcısına benziyor. Gerçekten o adamla yardımcısı olduğunu düşünsene. Gerçekten onları andırıyorlar. Çok benziyorlar. Ama bu mümkün mü? Bilgi adam burada. Bu mümkün değil. Ben de sanmıyorum. Konuşma. Tek kelime bile etme. Bize bakıyorlar. Bizi tanımış olmalılar. Hadi. Şunu çabucak bitir. Yine aynı konu ha. Boş yere korkuyorsunuz. Kötü düşünceleri kafanızdan atın. Sana çeneni kapa dedim. Hadi Dino, hadi hemen gidelim. Hadi acele et. Ama beni görünce neden kaçtılar ki?
Bir doktora göre son derece aç olduğunda karşına çıkan ilk lokantaya girip bir şeyler yemeliymişsin. Özellikle bundan. Bayan Anandi, ne oldu? Yok bir şey. Ben iyiyim. Oturun lütfen. Acınızı sürekli gizlemeniz cesaret anlamına gelmez. Çünkü bazen biraz hafiflemek için acılar paylaşılmalı. Lütfen, ne olduğunu söyleyin. Nimbole aradı. Sonra tekrar aradığımda Bayan Mark'la cevap verdi. Neden bilmem ama bana karşı biraz kabaydı. Dediğine göre Nimbole kendini iyi hissettiğinde bize haber verecekmiş. Daha önce Jalra'ya gitmemize gerek yokmuş. Kızımı görmeyi çok istiyorum Bayan Ant. Ama onu göremiyorum. Ne yapacağımı gerçekten hiç bilemiyorum. Nimbori'ye doğru ne zaman bir adım atsam benden 4 adım öteye gidiyor. Nimbori'nin sorumluluğunu Bayan Magla'ya verdim. Kızıma yakın olmamı sağlaması için. Bir anne olduğu halde neden acımı anlayamıyor? Eğer Bayan Magda'nın niyeti ikisini birleştirmekse, o zaman Nimbole neden Anandi'den uzakta? En başta olduğu gibi. Bu işte bir tuhaflık var. Ancak neler olduğunu öğrenirsem huzur bulabilirim. Ama şu anda Anandi'ye bundan bahsedemem. Bu doğru zaman değil. Sonunda odana geri dönmen beni gerçekten sevindirdi oğlum. Anne, gelmemin bir tek nedeni var. O da Nimbole'nin olmaması. Gitmemiş olsaydı buraya gelmezdim. Anne, yarın resim yarışması var. Geleceksin değil mi? Oğlum, yarın gelemeyebilirim. Aslında Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer bizim okula gelecek. Teftiş amacıyla. Orada olmak zorundayım canım. Anne, o madalyonu alabilir miyim? Babamla senin fotoğraflarınız var. Madalyon yanımda olursa babamla seni yakınımda hissedebilirim anneciğim. Tabii. O madalyonu alabilirsin. Hemen getireyim. Ama bir konuda söz vereceksin. Tamam mı? Söz veriyorum anne. Ona gözüm gibi bakacağım. Oho, hadi artık yat. Bunu çok merak ediyorum bir şey. Nadine ne zaman kucağımda uyuyacak?
Şivam'la birlikte. Bilge kişi sanırım burada değil. O dönmeden önce şurayı bir güzel süpüreyim. Bakın, maalesef biraz beklemeniz gerekecek. Efendimiz, ancak günlük meditasyonunu tamamladıktan sonra sizin sorunlarınızı dinleyecektir. Ama bilge kişiyle konuşacağımız mesele bekleyecek türden değil. Peki mesele nedir? Bu sabah bilge kişi için bu alanı süpürürken bayım. İşte, bu şişeyi bulduk. Bu konudaki endişemizi giderin efendim. Bu şişe buraya nasıl geldi? Sanırım yanlış bir şey yaptık. Bilge adamı kızdırdık. Şimdi ne yapacak acaba? Umarım bizleri kovmaz. Efendim? Efendim? Efendimiz. Efendim, durun. Bu insanlar cahil efendim. Onları bağışlayın efendim. Efendim? Lütfen onları bağışlayın. Efendim. Efendim. Durun efendim. Efendim. Onları affedin. Onları bağışlayın. Sizi anlayamadılar efendim. Lütfen onları affedin. Efendim. Onları affedin. Efendim. Onları bağışlayın.
Efendim, durun efendim. Bekleyin efendim. Onları bağışlamalısınız. Efendim. Ya devi sarva bhutesu şakti rupeyana sansita namastasai 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 namo nama. Sessiz bilge konuştu. Dino, gidelim. Bu köyden ayrılıyoruz. Hizmet etmek için başka köye gideceğiz. Hayır efendim, hayır efendim, bunu yapmayın. Lütfen bizi bırakmayın, gitmeyin. Neden kalayım? Ha? Neden kalayım? Sessizlik yemin ettiğimden yıllardır konuşmuyordum. Sadece sizler içindi. İnsanoğlunun iyiliğini düşündüğümdendi. Ama bir şişe yüzünden yeminimi bozdurdunuz. Aranızdaki kendini bilmez biri benim yakınımda buna nasıl cüret edebilir? Artık burası lekelenmiş oldu. Bu saatten sonra neden bu köyde kalayım? Siz çok bilge birisiniz efendim. Bilge adam kendisi için değil, bu dünyanın iyiliği için sessizlik yemini etmiş. Neden bir insanın hatası için bütün köyü cezalandırmak istiyorsunuz? Çünkü sizlerin de o adamdan farkınız yok. O kendini bilmez o şişeyi oraya atarak bu alanı lekelemiş oldu. Ama sizler benden şüphe ettiniz. Beni günahkar gibi gördünüz. Ve bana sessizlik yeminimi bozdurdunuz. Kendinden vazgeçip kendini insanlığa hizmet etmeye adayanlar mutluluğu başka hiçbir yerde bulamazlar. Bizim gibiler için bundan büyük mutluluk yoktur. Hayatım boyunca bu kadar büyük bir hakarete uğramadım. Bunu böyle bilin. Şimdi buradan gitmem gerekiyor. Buna mecburum. Dino, artık burada kalamayız. Hayır efendim. Böyle söylemeyin. Durun. Böyle söylemeyin. Bizi bırakıp gitmeyin efendim. Bizi bırakıp gitmeyin. Bizi bırakmayın. Bizi bırakmayın. Evet efendim. Bu bizim hatamız. Lütfen bizi affet bilge adam. Bizler ne senin kadar masumuz, ne de senin kadar bilgeyiz. Cehaletimizden ötürü lütfen bizi affet efendim. Gitmekte haklısınız. Sizin ne kadar değerli biri olduğunuzu bu cahil köylü asla anlayamaz. Efendimiz doğru söylüyor. Artık burada kalması için bir neden kalmadı. Yeter! Tüm köy halkı adına ondan özür diliyoruz. Bundan sonra yanlış yapmayacağız. O bizim için çok değerli. Burayı seçmesi bizim için şans. Bundan sonra bu mekanı gece gündüz sürekli koruyacağız. Onu siz ikna edin. Efendimizi ikna edin. Biz cahilleri bu seferlik bağışlasın. Lütfen bize affet efendim. Bize affet. Lütfen bize affet efendim. Bize affet. Bize affedin lütfen. İşe bak. Kendi mezarımı kendim kazdım. Orayı sürekli gözetlerlerse ne ben hayatın tadını çıkarabilirim ne de sersem yardımcım. Tüm bunlara gerek yok. Efendimle ben birlikte bir tören yapıp pisliklerden arındıracağız. Tamam. Umarım burada kalmayı sürdürürsünüz. Tekrar düşünün. Efendim,
Bu insanlar üzgün. Haklısınız. Gerçekten çok büyük bir hata yaptılar. Ama Efendimiz hep demez misiniz? Affetmek büyük erdemdir diye. Bu yüzden onları affedin. Ayrıca olanları unutun. Biraz sakinleşin. Sakinleşin. Bu köyden de gitmeyin. Lütfen burada kalın. Lütfen kalın. Lütfen kalın. Lütfen kalın. Lütfen kalın. Köyümüzde kalın. Lütfen kalın. Lütfen. Lütfen kalın. Size yalvarıyorum. Lütfen kalın efendimiz. Lütfen. Gitmeyin efendim. Lütfen. Tanrı sizleri korusun. Tanrı'nın ışığı daima üstünüzde olsun. Çok güzel bir oyun biliyorum Nimboli. Ne? Ama bunun için bize küçük bir testi lazım. Bu çömleğin içindeki su benim için yeterli olur. Neyse. Ama boş bir testi bulmak çok zor. Nasıl yapalım? Pampu! Beni bekle, geleceğim. Çabuk gel. Sanırım burada bir testi bulabilirim. İşte. Uzun zamandır bu testinin içinde gibi. En iyisi içindeki suyu boşaltmak. Sonra da testi oyun için kullanırım. Bu yoksul için biraz yemek. Yoksul için biraz yemek. Bugün ailemi görmem lazım. Bu yüzden dilenci gibi giyindim. O sayede beni kimse tanıyamaz. Amca, biraz yiyecek vereyim. Kör müsün? Yoldan çekilsene. Neden bana öyle bakıyorsun ha? Sen deli misin? Gerizekalı şey. Çekil önümden. Sersem herif. Hala bakıyor.
Amca, yemek istiyor musun? Ne? Nereye gidiyor? Sanırım aklını kaybetmiş. Getirdim pampu. Şimdi sırayla şu çizgilerin orada durup bu çakı taşlarını testenin içine atacağız, tamam mı? Pekala, başlayalım mı? Tamam. Hazır mısın? Ben başlayayım mı? Tamam. Gördün mü? Yapamayacağını söylemiştim. Bir daha denesem. Tamam. Bu benim testim. Yapamıyorum Pampu. Son bir kez deneyebilir miyim? Dene. Yaptım. Benim içme suyuma çakıl taşı mı atıyorsun sen? Bunu nasıl yaparsın? Ayrıca su testimi hangi cüretle buraya getirirsin? Söyle! Anne, sana ait olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ayrıca içinde su vardı. Yoksa asla getirmezdim. Lütfen beni bırak anne. Bayan Erki! Nimbuli'nin bir suçu yok. Getirmesini ben istedim. Gerçekten. Lütfen kusura bakmayın. Onu bırakın. Onu bağışlayın. Onu mu savunuyorsun? Aynı şeyi bir daha yaptığını görürsem babana söylerim. Tamam. Lütfen. Git! Sana gelince... Bir daha yapacak mısın ha? Hayır, yapmayacağım anne. Söyle Harki. Yeter artık Harki. Ne yapıyorsun? Yas tuttuğun için geleneklere uyduğunu biliyorum. Bu yüzden testiyi ayırdın ama kız bunu bilmiyordu. Neden durduk yere Nimbuli'ye kızıyorsun? Evet. Hiçbir şey bilmiyor. Kendini çocuk sanıyorsa çocuk gibi davranmalı. Burada oyun oynarken ortalığı karıştırmasın. Sözlerine biraz dikkat eder misin oğlum? Yaşına bak ve büyüklerine saygı göster. Olay çıkarmaya hiç gerek yok. Kıza vurmaya da kalkma sakın. Ya da kaba davranmaya. Gidelim canım. Testiyi al. İçini suyla doldur ve aldığın yere bırak. Sen buraya da mı geldin? Çek arabanı! Yapma oğlum. Yoksul adamlara ve dilencilere bağırılmaz. Onlar zaten ihtiyaç sahibi. Bizim onlara yardım edip hayır dualarını almamız gerek. Onların duasından fayda gelmez. Öyle olsa para dilenmezlerdi. Bir dilenciden medet umuyorsun. Kundan, beni dinle oğlum.
Efendim, lütfen bu yoksula biraz yiyecek verin. Nimboli! Buraya yiyecek bir şeyler getir. Biraz da meyve al. Tamam anne. İyi ama onlar nasıl geri döndü? Ne oldu? Dışarıda dilenci var, ona ver. Al bakalım amca. Amca. Susadın mı acaba? Sana biraz su getireyim mi? Hayır, gerek yok. Kurtulacağım. Ama şimdilik Harki'yi görmekle yetinmem gerekiyor. Şimdi nasılsın? Dinle, bu işte. Devam et, ben hemen dönerim. Söyleyin doktor, ne oldu? Özür dilerim. Hasta kontrolünden sonra önemli bir toplantınız olduğunu biliyorum ama gelmem gerekiyordu. Bu meseleyi sizinle konuşmam son derece önemli olduğu için. Ama zamanınız yoksa... Bu kadar resmiyete gerek yok. Söyleyin, ne oldu? Aslında Nimboli ile ilgili. Evet, doğru. Nimboli Bayan Anandi'nin kızı. Ailenizin bir parçası. Ama anlayamadığım bir şey var. Neden kızını Bayan Magla'dan almakta bu kadar tereddüt ediyor? Bunu neden yaptığını ne anlayabiliyorum ne de... anlamasını sağlayabiliyorum. Bu yüzden buraya gelip... sizinle konuşmak istedim. Doktor Anand. Anandi şu anda gerçekten çok acı çekiyor ve istesem de ne yazık ki hiçbir şey yapamam. Nimboli'yi Bayan Magla'dan zorla ayıramayız. Bayan Magla Nimboli'yi bırakıp gidince Nimboli onu bulmak için evden kaçmıştı. Nimboli başına bir iş gelmediği için şanslıydı ama yine kaçacak olursa eğer o zaman... Hiçbirimiz aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Sanırım bu sefer kader pek bizden yana değil. Doğru söylüyorsunuz. Ama Magla'nın istediğini yapmasına izin mi vereceğiz? Endişelerinizi anlıyorum Doktor Anand. Ama şu anki koşullarda ne yazık ki başka seçeneğimiz yok. Zor bir süreç. Ama geçecektir. Doktor Bey. Evet. Tamam, geliyorum. Tamam. Doktor Anand, sizinle sonra konuşuruz. Görüşebilirim. Tanrı hepimize iyilik verecek. Bizlere yol gösterecek. Şu ana kadar anlamış olmalısınız. Ben sizin için varım. Ve size yardım etmek için buradayım. İnsan başına bir şey gelirse çok acı çekebilir. Bu acı da kedere yol açabilir. Ancak benim gibilerin yardımı sayesinde şifa bulursunuz.
Benim burada olmamın çok önemli bir sebebi var. Geçmişin bilgileri bende. Ben olan her şeyi biliyorum. Benim görevim bu köyde Bahtı gerçekten kara bir kadın yaşıyor, onu bulmak. Bu kadın son zamanlarda hemen her şeyini yitirdi. Ayrıca çok sevdiği bir insanı kaybetti. Bu yüzden gidip onu teselli etmek lazım. Acılarını hafifletmek lazım. Ona umut ışığı olmak lazım. Ona yardım etmek lazım. Bu yüzden siz de bana yardımcı olun lütfen. O kederli kadını şimdi buraya getirin. Ki onu teselli edebileyim. Kimmiş bu kadın? Biz tanıyor muyuz acaba? Her şeyini yitirmiş. Sevdiğini kaybetmiş biri. Öyle birini tanıyor muyuz? Harki? Bilgi adam. Sanırım onu kastediyor. Bu köyde hiç kimse Harki kadar acı çekmemiştir. Neler diyorsunuz Bayan Rami? Aklınızı mı kaçırdınız? Çünkü Harki işlediği günahların bedelini ödüyor. Bilgi adam neden o cadıyı kastetsin? Bunu gerçekten bilmiyorum. Ama bilgi adamın sözünü ettiği o kadın Harki olabilir. Ayrıca bu köyde Akiraj'dan başka ölen olmadı. Belki Bayan Rami haklıdır. Bilgi adam her şeyin farkında. Günahkar ya da masum, onun için hiç fark etmez. Görünüşe bakılırsa bilgi adam onu kastetti. Belki onu günahlarından arındırmak istiyordur. Bunun için ondan bahsetmiş olabilir. Bu aklınıza geldi mi? Hiçbir insan kötü değildir. Koşullar insanı kötülüğe sürükler. Yani neden o insanı Tanrı'nın ışığından mahrum edelim? Tanrı'nın ışığı bildiğiniz tepemizdeki güneş gibidir. Herkes o ışığı hak eder. Bilgi adam çok haklı. Gidin öyleyse. O zavallı kadını doğruca buraya bana getirin. Emirlerine itaat edeceğiz efendim. Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! Yaşasın efendimiz! Yaşasın! 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 Babaanne! 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 Bak elimde ne var? Bunu ben kazandım. İkincilik ödülü. Bugünkü resim yarışmasında ikinci oldum babaanne. Sahi mi? Vay canına. Aferin. Beni çok mutlu ettin. Yaklaş. Tanrı seni her işte başarılı kılsın. Benden istediğin şeyi çoktan aldım sana. Sahi mi? Teşekkür ederim babaanne. Ama önce ödülümü anneme göstermek istiyorum. Sonra verirsin. Bu arada annem ne zaman dönecek? Her zamanki saatte. Ne zaman olacak? Hadi git üstünü değiştir, sonra aşağı gel. Ben de sana yiyecek bir şeyler vereyim. Tamam babaanne. Babamla annem yanımda olduğu için işte bu ikincilik ödülünü kazandım. Bu kolyeyi güvenli bir yere koyayım.
Annem madalyona iyi baktığımı görünce gerçekten çok sevinecek. Bu da ne? Anne bak, Nimboli madalyonumu çalmış. Madalyonu çalmadım anne. Madalyonu senin çekmecende buldum. Evet anne. O madalyonun benim olduğunu söyle. Soyluca da bunun benim olduğunu söyle. İki madalyon birbirinin aynı. Annem bunu neden söylemedi? Bu madalyonun eşi olduğunu. Annem bunu niçin gizledi? Tam zamanında geldin hayatım. Kahvaltıyı az önce hazırladım. Manu birazdan evde olacak. Ne yiyeceksin? Bir cevap istiyorum babaanne. Annemde böyle iki madalyon olduğunu biliyor muydun? Cevap ver babaanne. Biliyor muydun? Bunda bilmeyecek ne var? Annen aynı madalyondan iki tane yaptırmış. Evet. Peki Nimboli önceki gün neden bu benim madalyonum dedi? Annen nedenini söylemişti. Madalyonlardan birini Bayan Maglia'ya verecek. Aynasından yaptırması için. Neden bu konuyu bu kadar çok araştırıyorsun? Boş ver oğlum. Ama annem bana neden söylemedi? Aynı madalyondan iki tane olduğunu. Çünkü diğeri Nandini içindi Şivan. Anladım. Bu Nandini'ye ait. Tıpkı ikiz kardeşlerinki gibi. Biri benim, diğeri de Nandini'nin olacaktı. Anne, neden bana söylemedin? Nimboli madalyon benim dediğinde bana söylemen gerekirdi. Dinle, akıllı ve düşünceli bir çocuksun. Nandini'den çok sık bahsettiğimizde annenin üzüldüğünü biliyorsun. Sorun değil anne. Nandini'yi bulduğumuz güne kadar iki madalyonu da sırayla takarım. Bazen benimkini takarım, bazen de kardeşiminkini. Anne, ikisini de benim dolabıma koyacağım. Şivam, oğlum, çocuklar bu tür şeyleri saklamamalıdır. Onları bana ver, ben saklarım canım. Zaten birini Bayan Maglia'ya vermeliyim. Niçin? Niçin anne? Aa, sana söylemedim değil mi? Nimboli için bir benzerini yaptırmak istiyor. Hayır. Bu madalyonlar benimle kız kardeşimin. Sadece ben ve Nandini takacağız. Başka kimse değil. Hele Nimboli asla. Tamam oğlum. Bunlar olmasa bile en azından aynanı takabilir. Hayır. Ona söyle farklı madalyonu alsın. Aynısı olmaz. Neden Şivan? Nimboli neden benzer madalyon takamıyor? Çünkü kız kardeşim o değil. Kız kardeşim Nandini. Şivan, bak beni hiç dinle. Hiç kusura bakma anne. Nimboli bu madalyona layık değil. Şivan sana ne oldu oğlum? Neden her konuda benimle tartışıyorsun? Her konuda değil. Sadece Nimboli konusunda. Onu sevmiyorum. Evimizden ayrılması iyi oldu. Hep ondan yana oluyordun. Yeter Şivam. Nimboli hakkında tek kelime etme artık. Gördün mü anne? Hala onu tutuyorsun işte. Neden anne? O kız artık evimizde bile değil. Oysa o gittiği zaman bir daha ondan asla söz etmeyiz sanmıştım. Ama daima onu düşünüyorsun.
Akiraj Ganga yengem yerine Nimboli'yi kaçırıp öldürseydi daha iyi olurdu. Çok sevinirdim. Ondan sonsuza kadar kurtulmuş Şiva olurdum. Şivan bak ben... Bana dokunma anne. Bana ikinci kez vurdun. Ve yine Nimboli yüzünden. Nimboli gerçekten çok kötü bir kız. Sen de öylesin. İkiniz de çok kötüsünüz. Yeter. Yeter artık oğlum. Yeter artık oğlum. Gerçeği mi bilmek istiyorsun? Gerçeği söyleyeceğim. Senin annene gerçekleri sormaya, doğruları öğrenmeye çalışmana ne kadar hakkın varsa, Nimboli'nin de o kadar var. Bu madalyonlardan biri seninse, diğeri de Nimboli'nin oğlum. Anneanne senin olduğu kadar canım. Nimboli'nin de annesi. Neden mi? Çünkü sevgili Nimboli... Nandini'den başkası değil, o Nandini. Keseriya...